Merhaba arkadaşlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir pazar günü akşamında sizlerle buluşuyoruz şu anda. Ben bu videoyu tabi gündüz çektim ama sizlere akşam yayınlayacağım sizler için. Evet dostlar. Bay döner halka arz edecek. Bu şekilde SPK'nın henüz onaylamadığı ama karar alan, yönetim kurulu kararı olan ve SPK'ya başvuru yapan şirketlerle ilgili de Haftada tahmin etmişinizdir bir tane e, halka arz haberi yapmaya çalışıyorum Pla, planlı ve programlı bir şekilde e, videoları yapmaya çalışıyorum arkadaşlar açıkça onu da söyleyeyim e, profesyonel değiliz sonuçta ama biraz daha profesyonel doğru yönelebilir miyiz ama profesyonel olacak kadar bir şeyler kazanamıyor kazanıyor muyuz hiç kazanmıyoruz yani çok az yani bunu da, bunu da belirteyim ama yine de daha da bir programlı bir şekilde çalışmaya çalışıyorum vaktim oldukça. Asıl işimi yaptığım sürece arkadaşlar home office çalışan bir insanım. O işim olmadan sonra ben zaten geçinemem. O işimi yapıyorum bitiriyorum sonra bu buradan video yayınlamaya başlıyorum. Yani video yayınlıyorum. Geçen hafta tavuk dünyası ile ilgili bir video hazırlamıştık. Halka arz olacak diye. Evet güzel tepkiler aldı. iyi izlendi. Bu haftada Bay Döner var arkadaşlar. Hepiniz tavuk dünyasından da Alanlar bir e, yemek yiyenler vardır. Bay Döner'den de aynı şekilde. Bay Döner de halka arz edecek. Bay Döner restoranları 18 milyon payın arkadaşlar oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edecek. Halka arza halk yatırım menkodu değerler liderlik edecek. Türkiye ve Irak'ta 110 üzerinde şubesiyle hizmet veren Bay Döner sermaye arttırımı ve ortak satışı yoluyla halka açılacak. Evet Bay Döner halka arz detayları satışa sunulacak lot miktarı 18 milyon. Bunlar ön taslak zahnameden arkadaşlar, SPK ile birlikte onaylama ile birlikte bunlar değişebilir ama genelde değişmiyor miktarlar belli diyebiliriz. Yani Bay Döner'in halka arz detaylarında satışa sunulacak olan miktarın 18 milyon lot olduğunu belirtelim. Fiyat olarak tabii ki belirlenmedi. Bunlar fiyatlar belirleniyor aslında ama e, enflasyonist ortam, şu bu değişiyor çünkü bunlar 5-6 ay önceden başlıyorlar izahnameleri yazmayı arkadaşlar. Bu yüzden son rakam belli değil halka arz fiyatı. Bunu belirtelim. Dağıtım şekli oransal dağıtım olacak maalesef. Burası da halka arz büyüklüğü noktasında 250 milyonun üzerinde olduğu için işte SPK'nın son aldığı bu karar fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Bu ya da buradan da SPK yöneticilerine, başarılı yöneticilerine özellikle biz duyuruyoruz. Yani bunların tabi onlar bizim gibi değil daha fazla araştırma geliştirme yapıyorlar ama bu miktarın en az benim kanımca kişisel görüşüme göre 500 milyon liraya çıkarılması lazım. Ki eşitsel eşit dağıtımla halka arzda küçük yatırımcıyı korumak ve küçük yatırımcının borsaya daha fazla girmesini sağlamak amacıyla. Çünkü 500 liralık alırsınız oradan Yokmuş gibi davranırsınız ve bir şirkete ortak olursunuz gerçek manada ve zarar etmezsiniz uzun vadede. Yani bunun için de borsada oransal dağıtımın bir noktada azaltılması gerekiyor. Halka az e, kodu BYDNR olacakmış arkadaşlar. Bay Döner'in kısaltılması ünsüz harflerle ünlü harfler çıkmış güzel bir e, kod olmuş. 1001 adet ve üzerinde yapılan başvurular halka arzda yüksek başvurdu. Yatırımcı tahsisat grubunda değerlendirilecekmiş. Evet bunlar da bu da oluyor bazı halka arzlarda bu tür durumlar. Evet finansal bilgiler nelermiş arkadaşlar? Bay Döner restoranlarının 31 Aralık, Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihlerinde sona eren finansal dönemlerine ilişkin özel bağımsız denetim raporlarında yer alan Konsolide finansal tabloları ile kar veya zarar tablolarından seçilen önemli finansal detaylar şöyle diyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz burada hepsini inceleyebilirsiniz. Ee, genellikle pandemi döneminde bir düşüş var. Bakın toplam varlıklar 224 milyonmuş 2019 sonu. 2020 sonu 174'e düşmüş. 2021 sonunda tekrar 354'e çıkmış. Ve 9. yüzyıl 2022'de çok fazla. Yani %100 art. art. Demek ki 2022'nin sonunda arkadaşlar e, arkadaşlar %100 oranında artacak. Yani toplam varlıklar oranı 642 şu anda 9 aylık. Bu daha da fazla olacak manasına geliyor arkadaşlar. Evet. Burada bütün belgeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ticari borçlar kısmına bakarsak 44 milyon, 32 milyon, 48 milyon, 70 milyon. Yani 2022'de 70 milyon borç çok az yani. Çünkü 2019'da 44 milyonsa 2022'de 9 aylık dönemi tabii ki bu. 70 milyon olması çok az. Uzun vadeli yükümlüler 2019'da 87 milyon, 2020'de 62 milyon, 2021'de 85 milyon, 2022'nin 9 aylık döneminde 146 milyonmuş arkadaşlar. Bu tür şubesel olarak çalışan şirketlerdeki en büyük gider kalemlerinden birisi olan kiralama işlemlerinde Kaynaklanan yükümlüler 61 milyonmuş 2019'da 2020'de 32 milyona düşmüş. 2021'de 50 milyona düşmüş. Garip mesela ilginç olmuş garip. E, 97 milyona çıkmış 2022'de. 29 aylık. Hadi bu 120 olsun. 2019'da 61 Türkiye'de gayrimenkul yatırımının ne kadar zararlı olduğunu gösteren bir sonuç arkadaşlar bu. Yani gayrimenkulde eğer Tabi burada satın almalar da olmuş olabilir çünkü onu da şey yapmıyoruz da. Türkiye herhalde özellikle Anadolu'daki şehirlerde gayrimenkul fiyatıyla kira oranının ne kadar zarar ettiğini kira ev sahiplerini gösterebiliyor. Tabi burada kira biz de kiracı olarak durabiliyoruz ama bu öyle yani adam 2 milyonluk evini 2000 bin liraya kiraya veriyor mesela. Yani 2 milyonluk ev 2500 liraya en fazla kirası bizim buralarda. E tabi başka yerlere daha yüksek olabilir ama bu 2 milyonluk evlerle dışarılarda inanılmaz evler alınabiliyor yani bu da gayrimenkul ne kadar pahalı olduğunu da gösteriyor evet arkadaşlar ödenmiş sermaye 10 milyon 22.5 milyon 45 milyon ve 70 milyonmuş bizim için önemli olan evet geçmiş yıllar karları zararları evet arkadaşlar 34 milyon 864 bin 20 milyon 979 bin 8 milyon 307 bin Net dönem karı zararı 37 milyonmuş son 9 ayda. Düşük bir durum bence. Toplam kaynaklarda da 2022'nin 9 ayında 642 milyon olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet. Halka arz gelirleriyle ne yapılacak diyor? İhraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacak. %30 oranını hesap eden tutar, kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi için kullanılacak. Evet çok önemli bir geliş haber bu. Yani çünkü sonuçta en çok kullanılan e, iki ürünü kendi üretmiş olacak böylece. %30 oranında kısmı ile işletme sermayesi için kullanılması planlanıyor. %20'lik fon tutarının finansal borçların geri ödenmesine kullanılması planlanıyor. %20'lik fon tutarının şirketin büyümesinin finansmanı için kullanılması hedefleniyormuş. Evet dostlar gördüğünüz gibi e, bunların daha detayları çokça gelecektir ama şimdiden hazırlıklı olmak ve bu şirketlere alıştırmak lazım. Özellikle yüksek miktarlarda bu şirketlere ortak olmak istiyorsanız. Evet biz bugün Bay Döner'in halk arzı ile ilgili e, başvurusundaki taslak izahnamelerden bir şeyler toplayarak sizlere bir şeyler sunmak istedik. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Para sizin, patron sizsiniz. Kendi paranızı en iyi siz koruyabilirsiniz. Lütfen buna bu şekilde riayet ediniz. Kanalımız Para Bilgi'ye de abone olarak bu tür bilgilerin daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca beğenerek, yorum atarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Bize destek olmak istiyorsanız da katıl ve aktif butonlarımız var kanalda bir görüyorsunuz. Buralardan bize küçük miktarlarda destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Bol bol kazançlar. Selamlar, saygılar.